Bir fare düşünün ki aynı anda 3 yazı birden bağlansın, şarjı 70 güne kadar gitsin ve platform fark etmek sizin aynı performansı göstersin. İşte Logitech MX Anywhere 3 incelemesi ve hakkında bilmemiz gereken her şey. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet klavye, fare, kulaklık ve e, kamera dendiğinde e, akta gelen ilk markalardan Logitech yıllardır işini çok iyi şekilde yapıyor ve hazırladığı e, her üründe de bunu net şekilde görebiliyoruz. Bunu şirkete övmek için söylemiyorum. E, bu gerçekten de böyle. E, tabii ki her üründe olabilecek eksik, gedik e, muhakkak bir şekilde bulunuyordur. Orası ayrı ancak genel çerçevede değerlendirdiğimizde kullanıcı nezdinde kendine iyi bir intiba yaratmaya başarmış bir marka olduğu kesin Logitech'in. Bunları neden söyledim? Çünkü Logitech'in yeni faresi MX Anywhere 3 bugün bizlerle beraber ve şirket bu fareyle bir kez daha başarılı bir işe imza atmış. Bundan 4 yıl kadar önce MX Anywhere 2'yi incelemiştik. E, o dönem ödüllü MX Master'ın e, daha taşınabilir e, versiyonu olduğunu söylediğimiz e, MX Anywhere 2'nin kompakt yapısını koruyan ancak tasarım olarak daha ileriye giden bir model olmuş Any, e, MX Anywhere 3. E, ergonomik tasarımı az sonra bahsedeceğim. Kullanımı kolaylaştırıyor özellikleri ve 70 güne kadar uzayan şarjı ile büyük rahatlık sağlıyor. Logitech MX Anywhere 3 e, tasarımıyla fazlasıyla kompakt yapıda öyle ki avucunuzu doldurmuyor bile ve tartıldığında yaklaşık olarak 99 gram ağırlığında geliyor. Evet tam ele oturmaması kimileri tarafından beğenilmeyebilir belki ancak bu farenin de açıkçası olayı bu. Daha kallavi bir model arıyorsanız Logitech'in MX Master 3 modeline göz atabilirsiniz. Yani MX Anywhere 3 daha mobil kullanımlar için daha kompakt üretilmiş durumda. Minik boyutları sayesinde bu cihazı her yerde yanınıza bulundurabiliyorsunuz. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Cihazın sensörü de zaten her yüzeyde çalışabilmesi için, aynı performans çalışması için tasarlanmış durumda. Böylece Minimum 4 cm kalınlığında cam da dahil pek çok yüzeyde eşit performans gösterebiliyor bu cihaz. Şimdi MX Anywhere 3'ün üzerinde toplamda 6 tane tuş bulunuyor. Bunlardan ikisi sağ ve sol tık, ikisi baş altındaki ileri ve geri butonları olurken geri kalanlar ise kaydırma tekerleği ve altındaki buton oluyor. Şimdi bu orta butondan bahsedeceğim ancak kaydırma tekerleğini es geçmeyelim. Burada çünkü tekerlek bize sürprizler sunuyor. Çelikten yapılmış olan bu kaydırma tekerleği farklı kullanımlar ve sezgisel kullanım sağlıyor. Ee, Max Speed, elektromanyetik kaydırma ile güçlendirilen bu tekerlek tek bir pikselde duracak kadar hassas ve bir saniyede bin satır kaydıracak kadar hızlı çalışabiliyor. Mesela bir web sitesinde veya bir kitap içinde e, sayfalarca aşağı kaymanız gerekiyorsa kaydırma tekerleğini şöyle bir aşağı doğru çekmeniz yeterli olacak. Üzerine bastığınızda ise kaydırdığınızda üzerine bastığınızda ise anında durabiliyorsunuz ve yavaş yavaş sayfalar arasında kaldığınız yerden geçmeye devam ediyorsunuz. Burada tamamen kontrol sizde oluyor yani. Şimdi tekerleyin. başka bir güzel özelliği daha var. Bu da yatay kaydırma yapabilmesi oluyor. Böylece atıyorum Excel gibi sağa doğru giden bir bol tablolu ofis uygulamalarında da kaybolmuyorsunuz. Dikey düzlemde olduğu gibi yatay düzlemde de fare olarak fare ile kaydırabiliyorsunuz ekranı. Bunun için farenin sol tarafındaki herhangi bir tuşa ileri veya geri tuşuna basılı tutuyorsunuz ve tekerleği kaydırıyorsunuz. Bu şekilde halledebiliyorsunuz bu işlemde. de. Tekerleğin altındaki orta tuş ise mod değiştirmeye yarıyor. Hassas ve serbest dönüş modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz bununla ve bununla kaydırma tekerleğinin kontrolünü kendinize göre ayarlıyorsunuz. MX Anywhere 3 farklı platformlardaki kontrolü de elinizin altına götürüyor. Peki bunu nasıl yapıyor derseniz artık bir başka bilgisayarda kopyalayıp bir diğer bilgisayarda yapıştırmanın mümkün olduğunu söyleyerek anlatmaya başlayabilirim. Evet MX Anywhere 3'ü 3 farklı cihazı aynı anda bağlayabiliyorsunuz ve bu bağlantının avantajlarından yararlanabiliyorsunuz. Ve bunun neticesinde... Tabii ki kolay kullanım sağlıyorsunuz pek tabii ki. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Ee, farenin altına bir tuş göreceksiniz. Bu minik tuşa basarak fareyi bağladığınız 3 farklı cihaz arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz. Böylece her bir bilgisayar için ayrı fare takma derdi ortadan kalktığı gibi hem ekman masraflar hem de masa kalabalığı azalıyor. Bu arada bu 3 yazı da aynı işletim sistemine sahip olması gerekmiyor. Bir yanda işte bir yanda Windows'lu diğer yanda MacOS'lu bilgisayar işletim sisteminde bilgisayar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. MX Anywhere 3'ün bağlantı kurması da kolay cihazda hem Bluetooth desteği var hem de USB alıcı teknolojisiyle beraber kullanabiliyorsunuz. Böylece ister USB ile bağlayın isterseniz Bluetooth alıcı ile bağlantı konusunda kafanız çok rahat edecek. Tasarımı ve sahip olduğu özellikleriyle olduğu kadar performansıyla oldukça beğendiğim bir fare olan MX Anywhere 3 pil ömrüyle ise Yine dikkat çekici duruyor çünkü bu farenin şarjı başta da söylediğim gibi tam 70 güne kadar sürüyor. Yani fareyi bir kez bir kez sadece tam şarj ediyorsunuz sonra 70 gün boyunca unutuyorsunuz. E, farenin bu özelliği fazlasıyla göz doldurucu bir özellik olsa da aslında Logitech bunu e, hep yapıyor diyebilirim. Çünkü MX Anywhere 2'de Seref modelleri yaklaşık 2 aylık pil ömrü sunuluyordu. Zaten o yüzden şirket e, incelemenin başında da söylediklerimize hak ediyor. E, bu arada MX Anywhere 3'te Hızlı şarj özelliği de MXNV2'ye göre geliştirilmiş. Bu fare ile artık 1 dakikalık şarj ile 3 saatlik kullanım sağlayabiliyorsunuz bu arada. Hızlı şarj özelliği var yani. Bu süre Selef modelde 2 saatle sınırlıydı. Bu modelde gelişmiş. Sonuç olarak toparlarsak Logitech mx Anywhere 3 fazlasıyla güzel bir fare olmuş. Tasarımı ve ergonomisiyle olduğu kadar kompakt tasarımı uygun ölçüde. Uzun pil ömrü sağlaması ve farklı cihazlar arasında tabii ki tek fare olarak kullanılabilmesiyle temasına uygun davranıyor. Bu arada farenin Logitech Options adında bir yazılımı da var. Bunun üzerinden çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Yazılım konusunda da herhangi bir sorun yok. Yani her şey tamam görünüyor. Peki e, emeksenin veri 3'ün fiyatı ne kadar e, derseniz işte o zaman biraz durmanız gerekiyor. Çünkü bu fare pek çok kişiye pahalı gelebilir. E, Logitech MX Anywhere 3'ün fiyatı 749 TL olurken bu fiyatı ile neredeyse Logitech'in bir başka önemli faresi MX Master 3 ile aynı fiyatta. E, tamam özellikleri sınıfı için çok dikkat çekici kabul ama fiyat anlamında biraz kafa karıştırdığında söylemek lazım. Ancak bu noktada tabii ki seçim her olduğu gibi yine sizin izlediğiniz çok teşekkürler. Yorumlarınızı aşağıda bizlere yazmayı unutmayın. Abone olursanız seviniriz diyelim ve artık burada incelememizi noktaladım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.